Bana Zeyn'in güvenli bir yerde olduğunu söylemiştin. Onu öldürmeye çalıştığından bahsetmemiştin. Alakası yok. Zeyn'i hapis tutuyorduk. Biraz hırpalamamız gerekti. Hepsi bu. Biraz hırpalamak dediğin bu mu? Her neyse. Şu anda sorunumuz daha büyük. Zeyn annemle bir araya nasıl geldi? Yemin ederim anne, sana söyledim. O gece her şey yolundaydı. Ama orman bekçileri geldiği için Zeyn'i bir yere saklamak zorundaydık. Onu ormanda bıraktığımız yere döndük ama o yoktu. Belki de bir yamaçtan düştü ya da bir çukurda mahsur kaldı. Zeyn Manori'deydi. Oraya nasıl gitti? Benim şehrime. Ama annem ve Zeyn burada artık. O ikisinin ne yapacağını hiç bilemeyiz, haberiniz olsun. Bir şey olmayacak. Sen Zeyn için tasalanma. O asla geri dönmeyecek. Asla. Sen o evrakı Ali'ye imzalattır, sonra da bana ver, tamam mı? Zeyn'le ben ilgilenirim. Elini çabuk tut. Ne gerekiyorsa yap. Doktor, bir yolu olmalı, öyle değil mi? Acele etmeyin. Önce roketin raporlarını görmek zorundayım. Tamam. Sonrasında bir şey söyleyebilirim. Anlıyorum. Bayan Fernandez, bu delikanlı sizin oğlunuz değil mi? Evet. Niçin bir Müslüman gibi namaz kılıyor? Roket? Ben roket değilim bayan. Ben Zeyn Abdullah'ım. Zeyn Abdullah. Zeyn Abdullah. Zeyn Abdullah. Zeyn Abdullah. Alya Gulam Haydar. Alya Gulam Haydar. Alya Gulam Haydar. Dayısının yeğeni. Dayısının yeğeni. Prensesin. Prensesim, 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 prensesim. Roket için gereken bütün testler yapıldı. Tamam. Sonuçlar yarın elimizde olur. Yarın yine gelirsiniz. Bu arada roket istirahat etsin. Dinlenmek ona çok iyi gelecektir. Teşekkür ederim doktor. Roket, hadi.